Arkadaşlar buradaki ifade bize şunu söyler. Der ki yukarıya n faktörel ifadesini yazacaksın. Alt tarafa da bu ikisinin farkını yani n eksi 2 faktörel ifadesini yazacaksın. Eşittir dedim. Eşitliğin diğer tarafında şurada bir tane 6 çarpanı var. 6 çarpanını yazalım. Çizgimizi çizelim. Yukarısı n eksi 2 faktöreldir. Ve alt tarafta arkadaşlar bu ikisinin farkı yani 2n eksi 2'den 1 çıkartırsam alt tarafta 2n eksi 3 faktöriyel olacaktır. Bu durumda yukarıdaki ifadeyi şöyle yazabilirim, şundan bahsediyorum. n çarpı n artı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel olarak yazabilirim. Alt taraftaki ifade de n eksi 2 faktöriyeldir. Eşitliğin diğer tarafında 6 çarpı bakın yukarısını nasıl yazıyorum. 2n eksi 2 çarpı 2n eksi 3 faktörel olarak yazıyorum. Alt tarafta da 2n eksi 3 faktörel var. Şunlar birbirine ne yaptı götürdü. Bu durumda bu iki ifade çarpılırsa n kare eksi n ifadesi eşitliğin diğer tarafındaki 12n eksi 12 eşittir. Bunları karşıya aldığımızda burada n kare eksi 13n artı 12 eşittir 0 oluşacaktır. Bu durumda biz burada arkadaşlar 12 ifadesine eksi 12 ile eksi 1'in çarpımı şeklinde yazarsak çarpımları 12 toplamları eksi 13 olacağı için n 12'dir veya n neye eşittir? 1'e eşittir. n burada 1 olamayacağı için n 12 olmalıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar n'in birli permütasyonlarının sayısının n olduğunu biliyorum. O halde burası 2n'dir. Artı. Şu ifadeyi yazalım isterseniz. Yukarısı 2n faktöriyel. Alt tarafta 2n eksi 2 faktöriyel ifadesi mevcut. Ve bu ifadelerin toplamı 100'müş. Şimdi 2n aynen kalsın artı çizgimi çizdim. Yukarıdaki ifadeyi şöyle yazacağım. 2n 2n iki eksi 1 çarpı 2n eksi 2 faktörel olarak yazdım. Alt tarafta da 2n eksi 2 faktörel ifadesi mevcut. Ve bunların toplamının 100 olduğunu biliyorum. Bu durumda değerli arkadaşlar şunlar birbirini götürdü. Şu iki ifade çarpıldığında bakalım ne elde edeceğiz. Ne elde diyorum? 4n kare eksi 2n elde ettim ve bu ifade 100'e eşit. E şunlar birbirini götürdü. 4n kare 100 ise n kare burada 25'tir. Yani n'in değeri ne olmalıdır? 5 olmalıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar üçlü permütasyon yapacağız. Şu şekilde çizelim. Bir harf bulunacak, iki tane rakam bulunacak. Yani burada E var, burada F var. İki tane rakamım olmalı. Şimdi kaç rakam var burada? Dört tane rakam var. O halde dört rakamdan ikisini seçeceğim ve seçmiş olduğum toplamda 3 nesneyi 3 faktöriyel şekilde sıralayacağım. 4 rakamdan ikisini seçeceğim. Seçmiş olduğum 3 tane nesneyi 3 faktöriyel şekilde sıralayacağım. Burası 36 yapacak. Burası 36 yapacak. Bu ikisinin toplamı 72 olduğundan doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle tüm durumu bulalım. Tüm durum şudur. Esra ve 4 kardeşi toplamda 5 kişi yapar. Yani 5 faktöriyel şekilde 120 farklı şekilde ne yapabilirler? Oturabilirler. İstenmeyen durum şu. Esra'nın başta olma durumu. Esra başta olursa burada arkadaşlar kardeşler 4 faktörel şekilde yani 24 farklı şekilde sıralanacaktır. Bir de arkadaşlar eğer ki Esra sonda olursa kardeşler burada 4 faktörel şekilde oturacak ve bu da 24 tane istenmeyen durum oluşturacaktır. Bu durumda istenmeyen durumların toplamı 48'dir. Biz 120'den istenmeyen durumları çıkardığımızda 72 durumda Esra'nın başta veya sonda olmadığını bulabiliriz. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? 4 basamaklı, 4 basamaktan oluşan bir numara veriyorum ve tüm rakamları kullanabiliyorum. O zaman buraya 10 farklı rakam. Rakamları farklı dediği için buraya 9, buraya 8, buraya 7 farklı rakam yazabileceğim. Ve bu işlemlerin çarpımı, bu ifadelerin çarpımı 5040 olduğundan doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar Efe burada, Furkan burada ve arada ne olacak? 1 kişi olacak. Peki biz 6 kişiden ikisinin Efe ile Furkan olduğunu biliyorsak geriye 4 kişi kaldı. Bu 4 kişiyi e, bu 4 kişi arasından araya oturacak kişiyi biz 4'ün birlisi şekilde seçeriz. Tamam ve bunları ne yaparsınız arkadaşlar? Burada bir grup yaparsınız. Bunlar bir grupken burada 3 kişi daha var. O halde toplam insan sayısı 1 burası, 2 burası, 3 burası, 4 burası. Bu 4 kişi burada 4 faktörel şekilde sıralanacaktır. Yalnız Efe ile Furkan'ın burada yer değiştirme durumu 2 farklı durum oluşturacağından buradan 4 çarpı 24 çarpı 2. Yani ne elde ediyorum? 4 kere 24 ne yapar? 48, 96. 96'yı 2 ile çarparsam 192 elde edeceğim. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar anne ile baba yan yana Büyük kardeşle arkadaşlar küçük kardeş yan yana ve diğer kardeş de bunlardan ayrı duracak. O zaman burası bir kişi, burası bir kişi, burası bir kişi olarak alındığında toplamda 3 insan 3 faktörel şekilde sıralanabilir. Anne ile baba kendi arasında 2 farklı şekilde, kardeşler kendi arasında 2 farklı şekilde oturabilecektir. Burası 6, burası 4. Ne yaptı? 24 yaptı. O halde doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar burada sıralama şu şekilde olacak. Ali ile Ayşe yan yana oturacak ve diğer üç kişi burada oturacak veya Ali ile Ayşe arasında bir kişi olacak ve burada da iki kişi oturacak. Bu iki farklı durumu hesaplayıp e, toplamam gerekiyor. Burada arkadaşlar bu ikisini bir insan olarak kabul ettiğimizde burada 3 insan var. O halde toplamda 4 insanı sıralıyorsunuz. Ali ile Ayşe yer değiştirirse iki farklı durum oluşur. ise arkadaşlar. Burada oturacak kişiyi 3 insan arasından seçiyorsunuz. Burayı grup yaptınız. Burada bir kişi var. iki kişi burada. Üç kişi burada. Üç insan üç faktörel şekilde sıralandı. Ali ile Ayşe'nin yer değiştirmesi de burada iki farklı durum oluşturdu. Burası ne yapar? 48 yapar. Burası ne yapar? 3 çarpı 6 çarpı 2. 36 yapar. Bu durumda arkadaşlar bu iki ifadenin toplamı 84'tür. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar bakalım M ile başlayan kaç tane yazabileceğim? M'yi başa aldığımda burada özle kalacak değil mi? Ve ben bu durumda arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Özle kelimesinin harfleri burada 4 faktörel yani 24 farklı şekilde sıralanır. Peki istenmeyen şey ne? İstenmeyen şey şu. M ile başlasın ve Z ile bitsin. Bakın ben bunu istemiyorum. O zaman araya ne kaldı? Ö, L ve E kaldı. Buradaki üç harf kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır? 3 faktörel şekilde sıralanır ki bu da 6'dır. E bu durumda siz Tüm durumdan yani 24'ten istemediğiniz durumu çıkardığınızda 18 elde edersiniz. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar sayımızın 1 ile başlayıp ne ile bitmesini istiyoruz? 23 ile bitmesini istiyoruz. O zaman buradan 1'i ve 23'ü aldım. Ne kaldı geriye? 1, 3, 0, 4 kaldı. Arkadaşlar buradaki 4 sayı kendi arasında 4 faktörel yani 24 farklı şekilde sıralanacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle sessiz harf ile başlamamız istenmekte. Ve bunu ne yapacağım? Sesli harf ile bitireceğim. Şimdi elimde 4 tane sessiz harf var. O halde bu 4 taneden bir tanesini seçeyim ki başa koyayım. Elimde 3 tane sesli harf var. Bunlardan ne yapacağım? Bir tanesini seçeceğim ki sona koyacağım. Şimdi toplamda 7 tane harfim vardı. Toplamda 4 harfli yazmam isteniyor. Yani araya kaç tane yazacağım? 2 tane yazacağım. Şimdi 4 sessizden birini kullandım 3 kaldı. 3 sessizden birini kullandım 2 kaldı. Yani 5 tane harf arasından da kendime 2 tane seçeceğim. Ve seçmiş olduğum bu 2 taneyi arada 2 faktörel şekilde sağlayacağım. Bu durumda 4 çarpı 3 çarpı 10 çarpı 2 elde ettim ki bunların çarpımı da ne yapar? 240 yapar. O halde doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar 5 harfli bir kelime. Harfler birbirinden farklı. O halde tüm durumda Toplamda 120 tane sıralama vardır. Neyi soruyor bize? Sessiz harfler soldan sağa doğru alfabetiktir. Yani benden şu isteniyor. D buradaysa N burada olsun, Z burada olsun diyor. Peki, peki farklı durumlar var mıdır? Mesela farklı durumlar şunlar mıdır? D, Z, N. Başka N baştayken burası D, Z. N baştayken Z, D. Z baştayken N, D. Ve Z baştayken D, N. Yani buradaki sesli harflerin toplamda 6 farklı sıralaması var. Ben bu 6 farklı sıralamadan kaç tanesini istiyorum? Bir tanesini istiyorum. O zaman bu 120 farklı durumun 6 durumundan bir tanesini istiyorsam buradan 20 elde ederim. Doğru yanıt B seçeneğidir.